Bak, ben tuhaf göründüğünün farkındayım ama bunlar... Abimin haberleri, abimin fotoğrafları. Hayır, bak... Bakıyorum zaten Hazan, bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Ne oluyor sana ya? Bana ne mi oluyor? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sinan! 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 Ya! Çıkar artık içinden şunu ya. Çıkar artık ya. Etmişim. Sen bir sorar. Önce bir sorar sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Evet. Tamam, sakinim. Şimdi konuşalım. Ne var ne yok abimle ilgili... Onlar benim değil. Duydun mu? Onlar benim değil. Kerime ablanın. Kerime ne alaka ya? Ne alakaysa ne alaka Sinan? Ya kadının yatağının altında ikinizin arşivi var be, arşivi. Bir dakika, ben anlamadım. Nasıl yani? Bak, ne olduğunu bilmiyorum ama o kadının sizinle bir derdi var. Tamam mı? O kadında sizinle ilgili ters giden bir şeyler var. Hoş geldin. Babanla konuştun mu hiç? Konuşmam mı gerekiyordu? Ya... Ben onu çok merak ediyorum. Çıkarken iyi değildi. Telefonu da kapalı. Ya, baban telefonu hiç kapatmaz ki. Babam telefonunu kapat... Sen ne kadar iyi tanıyorsun ki babamı böyle iki günde. Konuşmak istemediği zaman kapatır. Merak etme. Neymiş bu baban nerede muhabbeti ya? Seni de mi kilitledim? Ha. Son numarası hayatım o. Kocasını merak eden endişeli eş. Baban çıkarken iyi değildi diyor. Gerçekten büyük sürpriz. İyi olacak hali mi kaldı adamın? Anne. Anne, yine ben geldim. Çarp şu kapıyı lütfen. Anne. İçimde bir sıkıntı var benim. Boğuluyorum, çok fenayım. Kimse beni dinlemiyor, kimse umursamıyor. Anne. Anne lütfen. Sen de dinlemiyorsun. Talih Hanım'ın düşmesine annem sebep oldu. Oradaydım, gördüm. Annemle aralarında nasıl bağ var bilmiyorum. Ama o kadın bizim akrabamız falan değil, eminim bundan. Bizimle nasıl bir bağ var? Doğru soru bu olacak galiba. Biz de abinle birlikte bunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Siz abimle bunları öğrenirken benim neden dünyadan haberim yok acaba? Bilmem Sinan. Bir düşün istersen. Neden acaba? Ha? Tamam, neyse. Şimdi o zaman eve gidiyoruz. Bu kadın neden bizimle kafayı bozmuş onu anlamaya çalışacağız, tamam mı? Ha, bir de biraz önce neden öyle delirip çıktım onu sana açıklamam gerekiyor galiba. Ben hiçbir şey sormuyorum Sinan. Sormayacağım da. Ya bak Hazan... Yok, gerçekten ya. Hiçbir şey sormayacağım, merak etmiyorum çünkü. Tamam mı? Seninle de saçmalıklarına da ilgilenmiyorum. Umurumda bile değil. İçeride kuru bir şeyler var.
Getireyim onları giyersin. Ne oldu, komik mi? Yani saçmalıklarım umurunda değil ama üşümem umurunda. Komik. Islanırsa ıslansın, niye karışıyorsun ya? Hayret bir şey. Donsun hatta, donsun. İlle insanlık yapacaksın, ille bir şey. Bırak donsun işte. Havlu da var. Bunları da giyersin. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hemen soyunuyorsun. Bir bekle, çıkayım. Allah Allah. Kimin bunlar? Kerim ablanın rahmetli eşinin. Islak kalmandan iyidir diye düşündüm. İnsanım yani. Babamın. Sen bunu bana mı veriyorsun? Yemezsin herhalde canım. Geri alacağım zaten. İkimiz de aynı güne gittik galiba. Ben gayet bugündeyim. Ama babanın kazağı daha çok yakışmıştı, değil mi? Babamın kazağı daha çok yakışmıştı. Evet, daha çok yakışmıştı ama sen onun kıymetini bile bilemedin. Onu bile bin parçaya gördün. Babamın hatırasına da bana da aynı şeyi yaptın sen. Ya devam et. Hadi devam et. Madem patladın devam et. Belki benim de söyleyecek bir şeylerim vardır, değil mi? Senin söyleyeceğin ne var? Yok. Benim de yok. Hikaye kısa. O kazağın başına ne geldiyse benim başıma da aynı şey geldi. Ne eksiği var ne fazlası. Kazakta, hazanda bin parça. Hazan! Hapsini de göndermiş ya! Bravo! Nefret ediyorum senden, nefret! Hadi gidelim. Ya benimle gelirsin ya da beraber ısınırız burada. Sırf senin yüzünden hasta olmamak için biniyorum arabana. Bil bunu, tamam mı? Sofra hazır, geçebilirsiniz. Hadi. Ne yapalım, törenle mi geçelim? Hani bir şeyler yememiz lazım. İnsanız yani, hayati ihtiyaçlarımız var bizim de, değil mi? Hadi. Valla ben de acıktım. Hadi. Yaz. Hadi sen gelmemişsin. Babam saat kaç oldu? Gelir zaten. Aç artık hadi lütfen. Aç telefonu. Show bitmiyor. Afiyet olsun. Hayatım, sen kocanı mı bekleyeceksin? Ama çok gerçekçi oynamıyor. Peki. Gelinimiz yemediğine göre galiba kayınvalidemiz de yemeyecek. Ya siz ne biçim insanlarsınız be? Ya babanız ortada yok. Bir arayıp sormuyorsunuz bile ya.
Ya hiç mi merak etmiyorsunuz? Ha? Ya adam evden kötü çıktı diyorum. Telefonu kapalı diyorum. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Kerim Hanım. Sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Hayırdır Sinan? Bir şey mi oldu? Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla dur. Dur dur. Gel. Kerim Hanım. Cemal'im. Cemal'im. Kerim Hanım. Ana değil misin? Ah, kalbin kırık mırık, gene evladının başındasın. Ne olacak? Ne zormuş bu analık be. Ne zormuş. Yavaş Kerim abla. Ya tansiyon aleti getirmişim de kolonya su falan. Tamam. Yavaş. Sinan, neydi şimdi bu? Ha? Neymiş o kadının derdi? O kadının derdini sen daha iyi biliyorsun bence. Öyle değil mi? Ne demek oluyor bu? Hazan'la aranızdaki küçük sır diyorum. Aşağıda ne olduğunu anlatacak mısın? Yoksa gidip Hazan'a mı sorayım? Üstümdekiler yüzünden, tamam mı? Islandım Hazan'da, o kadının işte ölmüş kocasının kıyafetlerini verdi. Yani? Hiçbir şey anlamıyorum. Peki. Kadın yatağının altında bizi arşivlemiş desem, ne düşünürsün? Nasıl yani? Kadın yıllarca hakkımızda çıkan haberleri arşivlemiş. İkimizin de. Kerim abla. Cemal'im. Kerim abla çok özür dilerim, eşeklik ettim. Kocanın kıyafetlerini öyle sormadan vermemem gerekiyordu ama ıslanmıştı diye. Kerim abla sen o üzerindeki kıyafetleri görünce Sinan'ı kocana mı benzettin? Yani Cemal abiye mi benzettin acaba? Hadi kızım. Cemal hadi. Abiyim. Hadi kızım, hadi. Hadi kızım, hadi. Git kardeşinle ilgilen sen. Hadi çok soru soruyorsun kadın. Halini görmüyor musun? Neydi bu şimdi ya? Bana bak. Hazan peşinde. Duydun mu beni? Topla kendini hadi. Birine bakıyorum. Ürperiyorum. Evet. Bu diyorum. Bu benim evladım. Sonra öbürünü görüyorum. Yok diyorum. O değil bu. Hangisi bilemiyorum. İnsan kendi evladı hangisi bilmez mi? Ben bilmiyorum. İkisini birbirinden ayıramıyorum. Artık sabrım kalmadı, anlıyor musun? Buna dayanacak gücüm kalmadı. Dayanamıyorum. Zor. Vallahi çok zor. Bu kadar.
Tamam mı? Bu kadar. Artık bu kadın kimmiş, neymiş hepsini öğreneceğiz. Yeter. Heh. Bunca zaman saklamak yerine söyleseydin zaten öğrenmemiz gereken her şeyi öğrenirdik. Hayır, hayır. Daha zaman değil. Nasıl zaman? Sen ne zamandan beri bu arşivi biliyorsun? Şeyden beri... Ne? Kadın kendi yatağının... Kendi yatağının altında ikimiz hakkında çıkan haberleri saklıyor. Sen bunu biliyorsun ve söylemiyorsun. Ne demek oluyor bu? Ya tamam, hesap vermesi gereken o değil ki. Ya... Kerim abla şu an çok kötü, tamam mı? Benim yüzümden. Kıyafetleri sana vermemem gerekiyordu. Kadın zaten burada. Kendine gelsin, o zaman konuşursunuz. Yok öyle kendine gelsin falan. Yürü Sinan. İyi geceler. Hazım Egemen'in eşi ya da ailesinden biri? Benim. Buyurun. Buyurun, eşi benim. Buyurun, ne vardı? Hazım Bey şehir dışında arabasıyla çok kötü bir kaza geçirdi. Ne kazası ya? Hangi hastanede? Hemen gidelim. Ne demek kaza yapmış? Ne diyorsunuz siz? Nerede babam? Şu an nerede? Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Başımız mı sağ olsun? Ne diyorsun? Bir dakika, bir dakika. Hayır. Bir dakika. Şimdi baştan alıyoruz. Kazayı anladık, tamam. Babam nerede? Sen bize onu söyle. Efendim, çok üzgünüm. Ya bir dakika, siz biriyle mi karıştırıyorsunuz şu an? Babam şehir dışına falan çıkmayacak diye bir hata yapıyorsunuz. Gökhan. Evet, evet. Efendim, eğer teşhis için birisi bizimle gelirse... Hala teşhis diyorsun sen ya. Efendim, ben dışarıda bekliyor olacağım. Dozları vermedin, sen yapmadın. Daha hiçbir şey belli değil. Belki o bile değil. Sen yapmadın. Sen yapmadın. Yap da görelim o zaman kanalılığını anne. Kızım, televizyonda bir şey yok herhalde ha? Sen de bir işin ucundan tutsan da bir an önce bitirsek. Daha çayımızı demleyeceğiz. Yok, ben çaycı değilim ya. Ama bir kahve içerim.
Tabii. Ben sana şimdi bir kahve yapayım. Kahve iç sen kızım, kahve. Oğlum, sen bir şey alır mısın çocuğum? Hı? Ünlü iş adamı Azım Egemen trafik kazasında hayatını kaybetti. Tövbe. Anne. Son günlerde yaptığı şok evlilik tartışma konusu olan Azım Egemen, dün gece Şile yakınlarında tamamen yanmış bir arabanın içinde bulundu. Hayır. Hayır, doğru değil bu. Doğru değil bu! Doğru değil! Doğru değil! Acele eder misiniz lütfen? Durumla ilgili sizi bilgilendirdiler mi? Yok. Tanınmayacak halde. Yangın yüzünden ciddi tahribat var. Ben size üzerinden çıkan özel eşyaları gösterebilirim. Yalnız onlar da biraz hasarlı. Cüzdan babanıza ait. Onaylıyor musunuz? Dokuz edelenmesine rağmen yapılan anatomik incelemede babanızın hastane kayıtlarındaki bilgileriyle örtüşüyor. O adam babam değil. Beyefendi. Sinan. Abi o adam babam değil. Kalk. Kalk hadi bak. Babam değil o, kalk. Abi duymuyor musun? Kalkıyorum, babam değil o. Ya niye alıyorsun, babam değil diyorum. Babam değil, kendinize gelin lan, babam değil. O da babam falan değil, babam değil. O adam babam falan değil abi, ölmedi benim babam. Benim babam ölmedi, ölmedi. Kendinize gelin, anlamıyor musunuz ya? Benim babam ölmedi diyorum, ölmedi. Benim babam ölmedi diyorum, ölemez. Benim babam ölmedi. Benim babam ölmedi abi. Ben sana senin onurunu, senin gururunu korumak için elimi uzattım. O çocuğun babası benim. Karşımda çocuklarım bile olsa herkes bunu böyle bilecek.
Size sen demek o kadar çok garip geliyor ki bana. Bak sen nasıl rahat hissediyorsan öyle söyle. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Sen gençsin. Öğrenerek büyüyeceksin. İdeallerin, hayallerin, hedeflerin olacak. Ve bunların hepsini gerçekleştireceksin. Ben birkaç parça eşyamı alıp çıkacağım. Yok Hazım Bey, burası sizin odanız. Yani ben sizi odanızdan etmek istemem. Sen yalnız değilsin. Bebeğinle başka bir yerde rahat edemezsin. Anlaşmamıştık Hazım Bey. Hayır. Hayır. Biz böyle anlaşmamıştık. Hiçbir şey olmadı çünkü. Ben evime gideceğim, babam orada olacak. Babam ölmüş olamaz çünkü. Babam ölmüş olamaz, ben biliyorum. Ben hiçbir şey olmadı ona, ona hiçbir şey olmadı. Biliyorum, şimdi evde olacak baba. Babam şimdi evde olacak. Hayır. Gidemezsin Hazım Efendi. Beni evladıma kavuşturmadan gidemezsin. Bu yaşadıklarımız gerçek mi ya? Güste Hanım'ın haftası dolmadı. Nasıl bir uğursuzluk ya? Her şey o uğursuz evlilik yüzünden oldu. Allah'ım neydi günahımız? O evlilik sana bana uğursuz. Bak ne hale geldik. Ya Hazım Bey'e bir şey olduysa, ya öldüyse o zaman ne olacak? O dünkü kız çocuğu servete konacak, servete. Şimdi uzanacaksın. Dinleneceksin, tamam mı? Dinlenirken bekleyeceksin. Hazım Bey. Baba. Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Sakin ol ya. Tamam. Babam. Baba! Babam nerede? Tamam. Baba! Tamam, sakin ol. Git. Baba. Tamam, gel. Baba. Gel ablacığım. Lütfen yapmayın. Yapıyorum sen. Baba. Baba. Ay ağlamayın. Ya başınız sağ olsun. Dur bakalım, dur. Daha hiçbir şey belli değil. İlle de baş sağlığı dileyeceksen git karına dile. Git. Hadi. Hadi. Yürü. Gelin. Baba. Hadi ağlamayın. Gel kızım sen ben. Kardeşini bana bırak. Gel. Sen de git şu kapıdakilere söyle. Herkesi içeri almasınlar. Hazım Bey sağlığında yasaklamıştı bunların bu eve girmesini. Söyle her önüne geleni almasınlar. Git söyle. Kızım gel. Gel. Şuna bak şuna. Takmış o namussuz kocasını koluna, almış gelmiş buraya. Güya babasının arkasından ağlayacak. Adam ölmediyse bile sizi görünce kahrından ölür be. Sana ne oluyor acaba? Ha? Ne bu halin? Kocanın ölüp ölmediği belli değil daha. Ne oluyor sana? Hala o görünce gözünü kırpmadan bakıyorsun. Ne oluyor Ece?
Senden neden hala bir haber yok ya? Niye kimse telefonunu açmıyor? Niye kimse bir şey söylemiyor? Selin, lütfen sakin olur musun artık? Daha hiçbir şey belli değil. Tek bildiğimiz ruhsatı şirketin üstünde olan bir arabanın kaza yaptığı. Lütfen sakin ol. Evet. Yani arabayı kullanan babam olmak zorunda değil ki. Herkes kullanmış olabilir yani. Hem zaten babam ölemez ki. Babam ölmüş olamaz. Babam değildir. Annemden düğün hediyesi baba. O tükürdüğün mezardan düğün hediyesi sana. Benden buraya kadar. Bu kadar. Aşkım. Abi. Abi bir şey söyle. Abi. Gitti, bebeğimin babası gitti. Gitti bebeğimin babası.
Sinan. Bak hadi konuş lütfen. Bir şeyler söyle hadi. Ha? Hadi bak abim burada. Ben söyleyeceğimi söyledim abi. Ama siz duymuyorsunuz beni. O adam benim babam değil. Allah biliyor ya, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Takdir ilahi işte. Ne yapacaksın? Dünya böyle kızım. Sırası gelen gidiyor. O da sırasını öyle savdı. Hadi. Ağla kızım, ağla. Hadi tutma içinde Ecem. Bak rahatlarsın. Hadi üzüleceğiz, ağlayacağız. Sonra geçecek. Hadi ağla kızım. Ağla bak, hasta olursun, ağlamazsın. Hadi. Hadi kızım. Ya nereden biliyorsunuz? Benim babam olduğunu nereden biliyorsun? Yanmış bitmiş tanımayan bir adam benim babam nasıl oluyor? O babam... Ya benim babam falan değil o abi. Sinan. Ya benim babam olamaz zaten. Bu çok saçma abi. Bizim babamız ya abi. Bizim babamız çok saçma değil mi ya? Bizim babamız ya. Bizim babamız ölür mü lan? Hiç ölür mü? Bizim babamız ölmez abi. Abi daha yeni takmış çıtırı koluna. Ya çok saçma böyle pat diye gitmesi. Benim babam ölemez, ölemez, ölemez. Bizim babamız ölemez. Kendine gel lütfen, tamam mı? Kendine gel. Yeter. Yüzleş acınla, yeter. Kaçma acından. Bak yalnız değilsin. Hiçbirimiz yalnız değiliz burada. Yalnız değilsin. Abim burada. Abim burada. Tamam mı? Kardeşlerim burada. Yalnız değilsin. Tamam mı? Birbirimize sarılmak için buradayız. Gel hadi gel. Sen al acını ne yapıyorsan yap, tamam mı? Benim acım falan yok. O adam benim babam değil. Sinan acısıyla başa çıkmanın yolunu buldu. Benim babam ölür mü hiç dedi. Olmaz dedi, şimdi değil dedi. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum.
Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Ağlayacaksın. Sen şimdi ağlayacaksın. Eğer şimdi katıla katıla ağlamazsan sonra için için ağlarsın. Kendimden biliyorum. Çocukluğumdan. Babam öldüğünde Ece küçüktüm. Çok küçüktüm. Onu korkutmamak için ağlayamamıştım. Gözümün önünde öldüğünde de gömdüğümde de sonra çıkmadı içimden. Şuramda kaldı. İçin için ağlattı. Yapma kendine bunu. Her şeyi yasaklayabilirsin ama gözyaşı yasaklanmaz. Bu gece ayakta durmak zorunda değilsin. Bu gece abi olmak zorunda değilsin. Sen bu gece çocuksun. Sen bu gece Amerika'ya gittiğin yaştasın. Abim var bir kere. Sarılabileceğim bir abim var. Ben yalnız değilim. Selim, bir hava almak ister misin? Yani dışarı çıkalım mı?
Ne istersen. Benim babamın odasında olmam lazım. Ben babamın kokusuna gideceğim. Ben o kadını oradan çıkardım. Onun orada bir işi yok. Benim orada olmam lazım. Onun değil. Onun değil. Tamam, sakin ol. Onun orada olmaması lazım. Benim babamın odasında olmam lazım. Selin lütfen bur. Ya Selin. Bırak. Bu iyi gelecek ona, bırak. Hadi tutma kendini Ece. Hadi ağla bak, rahatlayacaksın. Hadi Ece. Ağla, ne olur tutma kendini. Hadi bak, hasta olacaksın. Ece ağla kızım. Selin. Hadi. Zorla zorla. Zorla annesi. Belki ağlar. Bakalım numaradan ağlayabiliyor muymuş? Bak. Bak, acısı var diye bir şey demiyorum. Al şu karını, çık odadan çabuk. Hadi. Ağlayamıyorsun değil mi? Ağlayamazsın çünkü. Mutlusun sen. Ölen öldü. Meydan sana kaldı. Mutlusun. Bana bak, lafını bil de konuş. Bana bak, bana! Bana bak! Ben konuşuyorum seninle. Kocama bakma. Bana bak. Acını çek. Bu gece sadece acını çek. Ben öyle yapıyorum. Sen de yap. Thank you.